Merhaba arkadaşlar, ben Yeşe. Bu akşam sizlere menekşe oyasının yapılışını anlatacağım. Şimdi bunlar ikisi aynı formatta yapılmış oyalar. Fakat bu 2 santimle yapılmış, bu da 1 santimle yapılmış. Her şeye aynı, yapılışları her şey aynı. Şimdi ben size göstereceğim. Şimdi öncelikle bu 2 santim eninde 10 santim boyunda kurdele kesiyoruz. Bununla şu mor yerleri yapacağız, şuraları yapacağız. Ve 15 santim eninde 6 mili, 15 santim boyunda 6 milim eninde sarı kurdelemiz var. Ve yaprak için yine 6 santim eninde şu şekilde 6 santim eninde yeşil kurdelemiz var. Öncelikle altını yapmak için ilk mor kurdeleden başlıyoruz. İlk önce menekşe yapmak için mor kurdeleyi birbirine ekliyoruz şu şekilde. Kurdelemizi birbirine ekledik. Şimdi eğer bunu 1 santimden yapacaksak şu şekilde şu pembeden 1 santim kurdeleden yapsak da böyle 2 santim kurdeleden yapsak da kurdeleyi 10 santim kestikten sonra şu kenarları birleştiriyoruz. Sonra kurdeleyi şu şekilde ikiye katlıyoruz. Bakın ikiye katlıyoruz. Ve bunu teğeli alacağız. Şu şekilde ipimizi buraya sabitliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Birbirine sabitledikten sonra teğelini almaya başlıyoruz. Bu şekilde alıyoruz teğelini. Bu kaç santimlik kurdeleden yaparsanız yapın, aynı bu formatta devam edeceğiz. Şöyle ikiye katlaya katlaya katladığımız yerin ucundan şu şekilde katladığımız yerin kurdelenin ucundan bu şekilde teğeli alıyoruz. Bunu 3 santimlik kurdeleden 4 santimlik kurdeleden istediğiniz santimlik kurdeleden yapabilirsiniz. Büyüklüğü size kalmış. Şimdi bu 2 santimlik kurdeleden yapıyoruz. Bunu katladığımız zaman zaten 1 santime düşüyor. Bunu 1 santimlik kurdeleden yaparsanız yarım milime düşer. İstediğiniz boyuttaki kurdeleden bunu yapabilirsiniz. Şimdi ilk yaktığımız ve ipi sabitlediğimiz yere geldik. Şekilde. Katladığımız yer kurdelenin uçları üstte kaldı. Kurdelenin katlanmış yeri burada kaldı. Şimdi bunu şu şekilde teğeline aldık. Büzüyoruz. Şu şekilde bakın menekşemiz bu şekilde oldu. Şimdi bunu buraya sabitlemek lazım. Diğer oyalarda yapıldığı gibi buraya sabitliyoruz. Buraya sabitledik. Bu şekilde yaktık. Yine anlatacak olursak 2 santimlik kurdeleyi birbirine kattık ve teğelini aldık. Bu şekilde büzdükten sonra bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi ortasındaki tomurcuğu yapacağız. Tomurcuk oyasında yaptığımız gibi yine şöyle büyük bir iğnemiz var. Büyük iğnemize 6 milim eninde 15 santim boyunda kurdeleğimizi önden geçiriyoruz. Tomurcuk gül yapımında yaptığımız gibi şu şekilde
telini alıyoruz. Bunları diğer videomu gösterdiğim için göstermiyorum tekrar. Bu şekilde telimizi alıyoruz. Bunu ne kadar büyük yapacağınız veya ne kadar küçük yapacağınız sizin elinizde. Şimdi geçen de gösterdiğim gibi, geçen videomda gösterdiğim gibi tohum burcuğumuzu şu şekilde katlıyoruz. Arkadaşlar, diğer örneklerimi Facebook grubumda el işi sevenler grubuna üye olarak takip edebilirsiniz. Yapılan el işleri, oradaki arkadaşlarımızın yaptıklarını, benim yapıp attıklarımı oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde tohum burcumuzu yaptık. Şöyle tohum burcumuzu çekiyoruz. Yaptık. Şimdi ben iğnemi bunun ortasından geçireceğim. Şurada ortada bir açıklık var. İğnemi oradan geçirdim. Bu sarıyı tekrar buraya iğneme takıyorum. Neden böyle yaptım? Morun içinden daha rahat geçsin diye. Şöyle bakın. Tohum burcumu da ortasına oturtturdum. Şu şekilde arasına geçirdim ki rahat olsun diye. Şimdi sıra geldi yapraklarını yapmaya. Şimdi yaprakları için 6 santim enin boyunda 2,5 santim enindeki kordelemi birbirine bağdaştırıyorum. Şekilde bağdaştırdım. Şimdi diğer oyalarımı da gösterdiğim gibi birbirine bunu telini alacağım şu şekilde. İğnemi buraya bir sabitleyeyim, ipliğimi. Şimdi tekrar telimi alacağım. Tekrar buradan diğer köşeye. Menekşe oyamın yapraklarını yapıyorum şu an. Şu ilk sabitlediğim yeşil bir keseyim şöyle. Şimdi bu tohum burcuğumun altından fazlaca gelen kordeliği kestim. Bunu kökünden yakmıyorum. Çünkü yeşilin ortasını oturtturup şöyle oturtturup alttan tutacağım için onu sonuna kadar yakmıyorum. Her zaman olduğu gibi kurdelemi şu şekilde sabitledim ve altına tuttum ki bir yere kaymasın, kaçmasın, yaramazlık yapmasın. Şimdi bunu buraya güzelce bir sabitleyelim. Tülbente falan diktiğimizde ya da herhangi bir yere diktiğimizde kaymasın. Şöyle. Bu menekşe oyasının
Kaç santimden yaparsanız yapın, yapılacak şekli bu arkadaşlar. Facebook'taki el işi sevenler grubuma bekliyorum arkadaşlar sizi. Çiçeğimiz, menekşemiz bu. Yapımı çok basit. Zaten bunu yaptığımız şu farklı. Bunu da nasıl yaptığımızı gösterdim. Bu biz 2 santimden yapıldı. Bu 1 santim kurdeleden yapıldı. Hangisi hoşunuza giderse, hangisini yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.